Saatler 17'yi gösterirken şu ana kadar neler yaşandı, gündemde ne var, neyin altı çizilmesi gerekiyor, neyin sorgulanması gerekiyorsa. Haydi efendim, KRT ekranındasınız, akşam haberleri zamanı, aktaralım hemen sizlere. Aslında KRT'nin haberiyle daha da çok gündem oldu ve onun ardından da bazı gelişmeler var, onu aktaracağız. İlk haberimiz bu olacak. Mevzu şu: bakın, depremzede olan ikiz kardeş, tek yumurta ikizlerinden bahsediyoruz. Kardeşlerden biri bu 6 Şubat depremleri sonrasında 4,5 saat o enkazların altında kalmış. Böyle bir travma yaşamış. Onun ardından da işte ardından çıkarıldıktan sonrasında hayatın devam edebilmesi için Alanya'da bir okula kaydediliyorlar. Bir liseye kaydoluyorlar. Ama bu travma nedeniyle de kardeşler birlikte uyumak zorundalar. Yani öyle herkes yaşadığında aynı travmayı ya da aynı meseleye aynı karşılığı vermiyor ya da aynı reaksiyonu göstermiyor. Bu çok büyük bir acı ve travma. Bir aradaydı. 4,5 saat enkazda kalıp kurtarılmış. Dolayısıyla böyle bir travması var. Ve kardeşler de birbirlerine bu şekilde destek oluyorlar. Ama gelin görün ki böyle diye kardeşler suçlamayla karşı karşıya kalıyorlar. Diyorlar ki kardeşlere, yurttan atıyorlar aynı zamanda kardeşleri, çünkü eşcinsel çocuklarınız diyerek aileye de böyle bir söylemle haber veriyorlar. Gelin işte çocuklarınızı alın, adları çıktı diyorlar. Adını çıkaran kim çocukların, o da ayrı bir mesele. İşte burada yaşananlara baktığınızda KRT'de sabah başka bir günde Seçil Özer'e konuştu. O ikiz kızların, ikiz kardeşlerin babası. Sözleri gerçekten çok böyle yüreğe dokunuyor aynı zamanda. Ben çocuklarımın arkasındayım diyor. Onların okuması için, onlar için mücadele etmek için adalet aramaya devam edeceğim diyor. Bütün yollara başvuracağını anlatıyor. Bir bakalım. Genç Ocak Okul Müdürü beni arıyor. Mehmet Bey, çocuklarınızı disipline verdim. Gelin çocuklarınızı alın. Gerekçe ne? Bunları birbirleriyle yatıyorlar. Eşcinseller. Gelin çocuklarınızı alın. Götürün, memleketinizde okutun. Hatay'da yaşayan tek yumurta ikizi kız kardeşler iddiaya göre beraber uyudukları için eşcinsel denilerek yurttan atıldılar. Mehmet Bey, benim yapacağım bir şey yok, çocuklarınızı alın. Almazsanız çocuklarınızın siciline işlerim. Ben çocuklarımın siciline tehdit ettiler. Okula gittim. Aynı şekilde direttiler. Hocam bana bir delil verin dedi. Birlikte uyudular diye şu an haklarında soruşturma açılmış. Disiplin soruşturması. 16 yaşındaki tek yumurta ikizi sporcu kız kardeşler Hatay'da depreme yakalandılar. Kardeşlerden biri 4,5 saat boyunca göçük altında kaldı. Deprem sonrası okula devam edebilmek için kayıtlarını Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi'ne aldırdılar. 16 yaşındalar henüz. Kübra 4,5 saat göçük altında kaldığından dolayı akşamları korkuyor. Uyku problemi var, uyuyamıyor ve haliyle tek yumurta ikizi olan diğer kardeşinin Büşra'nın yanında uyumaya çalışıyor ve bir gece onun yanına giderek birlikte uyuyorlar. İddiaya göre iki kardeşin birlikte uyuması aynı yurtta kalan bir başka öğrenci tarafından öğretmene şikayet edildi. Ardından yurt müdür yardımcısı ikizlerin babasını aradı. Daha sonra rehber öğretmen ikizleri çağırarak siz, tırnak içinde söylüyorum, hiçbir araştırma yapmadan, hiçbir somut delil bulmadan, kanıt bulmadan eşcinselsiniz yaftasını koyuyor onlara. Çocuklara diyorlar ki hadi okulu terk edin, babanız bilet alacaksa gidin, bileti bulursanız bulursunuz, bulamazsanız sokakta kalırsınız diyorlar. Çocukları dışarı atıyorlar. Ne diyor ki? Ya okuldan kaydınızı aldırın ya da biz sizi bu okuldan atacağız diyor. Ve daha sonra aralığın 15'inde öğrencilere haber verilmeden bir akşam okuldan atılıyorlar. Hiçbir gerekçe gösterilmeden, hiçbir sebep gösterilmeden kapının önüne koyuyorlar. Ailenin anlatımına göre öğrenciler o geceyi bir tanıdıklarının evinde geçirdi. Yaşanan olaylar nedeniyle kardeşlerden biri okula gitmek istemedi ve devamsızlığı arttı. Sonrasında yine bir başka iddiaya göre okul müdürü babayı aradı. Eğer sen bu ara tatilde çocuklarının kaydını okuldan aldırırsan ben Kübra'nın devamsızlığını sileceğim diyor. Şu an ikiz kardeşler Alanya'da eğitimlerini sürdürmeye çalışıyorlar. Baba Mehmet Tuzsuz'sa çaresiz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de başvurmuş. Bana İlçe Milli Eğitim dedi ki bize gelen bir dosya yok. Ama bakın dedi, benim elimde şu an ses kayıtları var. Rehber hocasının çocukları okuldan kovmasının, çocuklara bağırmasının. Baba Tuzsuz olayı mahkemeye taşıyacağını söyledi. Yasal olarak, hukuki olarak artık ne işlemler varsa, kimin ne hesabı varsa görsün.
Babanın bir mücadelesi aynı zamanda. Çocukları bundan sonra başka travmalar yaşamasın diye sevgili izleyiciler. Bu arada bu haber tabii ki ses getirdi. Bu bağlantı, o babanın adalet arayışı sözleri önemli. Peki Antalya Valiliği'nin bir açıklaması var. Onu bir paylaşalım sizinle. Deniliyor ki o açıklamada. 2-3 satır bir şey. Bazı basın ve yayın organlarıyla sosyal medya hesaplarında ilimiz Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi'nde öğrenim gören iki kız öğrenci hakkında çıkan haberle ilgili olarak valiliğinizce gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Gerekli inceleme, soruşturma başlatıldı. Nedir peki? Daha da ayrıntısına belki gerek var. Ne olacak bundan sonra? Kimlerle ilgili bir soruşturma? Bu incelemenin içerisinde neler olacak? Ve sonuç olarak nereye varacak? Mesela bu kızların, bu genç kardeşlerimizin yurttan çıkarılmaları, nereye götürüyorsanız götürün, bilet bulursanız bulun, bulamazsanız çıkın buradan deyip bu şekilde onlara muamele gösteren, bir de kendilerine rehber öğretmen diyen, bu yani burada pedagoji nerede, burada formasyon nerede diye soruyorsunuz gerçekten. Ha bunu da niye söylüyorum? Ucundan kıyısından öğretmenliğe dokunmuş biriyim. O yüzden az çok biliyorum sevgili izleyiciler. Öyle formasyon sahibi olmak kolay bir şey değil. Sadece sahibi olmakla kalmıyorsunuz. Gerçekten bunu uygularken en iyi konu o öğretmenliği hakkıyla yapabilmek çok önemli. Demek ki bazen böyleleriyle de karşılaşabiliyoruz. Ama o babaya helal olsun ki o adalet arayışını devam ediyor. Kızların arkasında dağ gibi duruyor gerçekten. Güç kuvvet dileyelim. Ve takip ediyoruz elbette bu olayı. Şimdi yine öğrencilerle bir devam edelim mi? Ama öğrencilerin yaşadıkları bir çile var. Ya nasıl ki toplumun her kesiminden neredeyse böyle bir ses yükseliyor. Geçinemiyoruz, yaşamakta zorlanıyoruz diye, maliyetler şu durumda diye vesaire. Üniversite öğrencileri için hani üniversiteyi kazanmak zordur diyoruz bu sistem içerisinde. Okumak da öyle kolay değil. Hele ki İstanbul'da üniversite okuyorsanız işler daha da zor oluyor sevgili izleyiciler ekonomik anlamda. Üniversitede okuyanların durumuna bir bakacağız. İstanbul'a gelen öğrenciler o eğitim hayatına devam edebilmek için burs arayışındalar. Ancak bu da büyük bir sorun çünkü yani bursa almak da sınavı geçmek kadar zor neredeyse. Gelecekle ilgili plandan çok kaygılarım var açıkçası. Ben daha birinci sınıfım. Önümde yol var mezun olana kadar. Ama ben şimdiden gelecek kaygısı yaşıyorum. Yıllarca üniversite sınavı için çalıştılar. Hayal ettikleri üniversiteleri kazandılar. Ancak hayalleri hayat mücadelesine dönüştü. Kazandığımı öğrenmeden önce yazarken bile İstanbul olması bayağı düşündürdü açıkçası. Ama gelince karşılaştığım gerçekler çok da hayallerimdeki gibi olmadı maalesef. Geldiğim seneden bu seneye bile çok fazla şey değişti. Üniversite öğrencileri geçinebilmek için burs arayışında. Ancak burs için aranan şartları yerine getirmek, üniversite sınavına hazırlanmaktan daha zor artık. Ailemden aldığım bir gelir var. Burs var ama burslar da öyle çok geçinecek miktarda burslar değil maalesef. 2000 lira tabii ki de yetmiyor. Her şey çok pahalı çünkü yemek en basitinden içmeniz gereken su bile 10 lira olmuş neredeyse. Başvurabileceğiniz çok seçenek varmış gibi gözüküyor ama geri dönüşler bir o kadar az. Çok şartları var açıkçası yani şey bekliyorlar bir yerden burs alıp başka hiçbir yerden burs almamanızı. Ama böyle olunca da verilen miktarlar o zaman çok az oluyor. Nazlıcan Şimşek bu yıl üniversite birinci sınıfta. Tabii İstanbul'a okumaya gelince ekonomik olarak da destek alması gerektiğini düşündü. Bu yüzden pek çok burs için başvuruda bulundu. Ancak o kadar da kolay olmadı herhalde. Evet, çok aşamalı zamanlardan geçtim. Eylül ayında başvurmuştum. Yaklaşık 4 ay sonrasında bir geri dönüş alabildim. Bunun içinde sınavlara, mülakatlara ve işte başvuru aşaması gibi 4-5 aşamalı süreçlerden geçtim. 2500 lira olan bursa öğrenciler bu burs bayağı iyiymiş. Bunu almam gerekiyor gözüyle bakıyorlar. Ne gibi şartlar arıyorlar? Öyle sorular var ki bazen şok oluyoruz burs başvuruları yaparken. Evinizde buzdolabı var mı? Gibi sorularla karşılaşıyoruz ve burs vermek için bekledikleri kriterler
çok çok düşük. Ailenden birini kaybettin, tamam o zaman falan gibi şartları var yani. Not ortalaması şartı zaten oluyor. Başka bir yerde çalışmama, başka bir yerden burs almama hani çalışmaktan ziyade gibi belirgin şartları var. Ya da işte çok aşamalı başvurular oluyor. Önce başvuruyorsunuz, sonra sınavlara giriyorsunuz, mülakatlara giriyorsunuz. Burs için? Evet. Güç bela burs bulan öğrenciler bu kez de bursu kaybetmemek için mücadele veriyor. Tüm bu çabaların verildiği burs ise sadece 2000 lira. Bütün odağımız dersler olamıyor maalesef. Sınavlar şimdilik güzel gidiyor, bakalım sonuçları da güzel gelir umarım. O zaman bursun gitmeyecek diye düşünüyorum. İnşallah. Bir yerden sonra şöyle oluyor. Dersten kaldım, okulum uzayacak değil. Bu dersi veremedim, bursum kesilecek. Gerginliği, stresi yaşıyorsunuz yani. Burs ya da maddi destek bulamayan öğrenciler için senaryo daha da kötü. Benim dışımda okuyan iki kardeşim daha var. O yüzden onların da bana destek çıkabilecekleri bütçe bir tık sınırlı oluyor. Burada okul kazanıp sonrasında ben sanırım bu şehirde daha fazla yaşayamayacağım. Çünkü ailesi de hani destek çıkamayacak maddi gücü olmayan aileler de var. Ben işte başka okula geçiş yapmayı düşünüyorum diyen arkadaşlarım da var tabii ki. Yemek, su, barınma. Üniversite öğrencilerinin tek bir bursla tüm ihtiyaçlarına gidermesi neredeyse imkansız. Önceliğimiz tabii ki de yemek. Onun dışında hani istiyoruz tabii ki böyle etkinliklere gitmek, gezmek. İstanbul gibi bir şehirde okuyoruz çünkü. Kiralar çok yüksek olduğu için 4-5 kişi yani yine de sıkışalım kalalım, bir odayı paylaşalım gibi eve çıkmayı düşünüyorlar. Buna da ev sahipleri maalesef izin vermiyor. Ev kiraları zaten yüksek, hani 20-25 bin civarında. Okumak da kolay değil, geçinmek de kolay değil, barınmak da kolay değil ama onun karşısında bursu kazanmak da kolay değil. Öyle sorular ki, buzdolabınız var mı yok mu, bu soruluyor mu sevgili izleyiciler? Yine şu üniversite öğrencilerinin yaşadıkları sorunlar konusunda bir kalalım. Zeren Ertaş ismini artık hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Aydın'da KYK yurdundaki asansör arızası sonucunda ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Asansörün sıkışması sonucunda hatırlayacaksınız. Ve onun ardından da öğrencilerin çok yoğun tepkileri vardı. Haklı olarak da tepkileri vardı. Ve yurdun dört bir tarafında da böyle KYK'lardan asansörler konusundaki ihmallere yönelik sesler yükseltilmişti, hatırlayacaksınız. Yine bu eylemlerden biri, Zeren'in ardından yapılan o eylemlere katılan öğrencilerden biri. İstanbul'da Cevizli Bağ'da bir yurtta kalıyor o da. Ama yurt yönetimi Zeren Ertaş'ı andı diye onu yurttan kovuyor. Fırat Fıstık'ın özel haberine bakacağız. Bu yurt yönetimi beni yurttan attı. Zeren Ertaş Aydın'da kaldığı KYK yurdunda asansörde sıkıştı. 22 yaşında hayatını kaybetti. Bu yurtlarda kalan öğrenciler için bardağı taşıran son damlaydı. Birçok üniversite öğrencisi eylem yaptı. Yurtlardaki sıkıntıları dile getirdi. AM de onlardan biriydi. Yurt yönetimi şimdi eyleme katıldığı gerekçesiyle üniversite öğrencisini yurttan atma kararı aldı. Ben arkadaşım Zeren'i andığım için, eyleme katıldığım için, yine bir asansör olayı olduğu için beni yurttan atmak istiyorlar. Bana bu yurda almıyorlar, beni yurttan atıyorlar. AM 20 yaşında, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğrenci. İhmallere kurban giden Zeren Ertaş'ı andı ve yurdunda yaşanan problemlere ses çıkardığı için yurttan atıldığını söylüyor. Bu nedenle Cevizli Bağ'da kaldığı kız öğrenci yurdu önünde eylem yaptı. Onlar ceza almıyor, bana ceza kesiyorlar, bana yurttan çıkarılma cezası diye bu kağıdı elime tutuşturuyorlar. Yönetim istifa! Yönetim istifa! Cevizli Bağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda da Aydın'dakine benzer şekilde asansör eksi birinci kata düşmüş, içindeki öğrenciler fenalaşmıştı. Ben bu asansör olayını tepki gösterdim, arkadaşlarıma attım ve arkadaşlarıma attığım için, Zeren'i andığım için, eylemine katıldığım için beni yurttan atmak istiyorlar. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi AM'yi yurttan atma kararı 8 Ocak'ta tebliğ edildi. 20 yaşındaki öğrenci kalacak başka yeri olmadığını belirtiyor. Benim barınacak hiçbir yerim yok. Barınamıyorum. Barınma hakkımı elinden alıyorlar.
Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin, oradaki ihmale ilişkin öğrencilerin de hakikaten hakkıdır aynı zamanda. Kendileri de aynı şekilde ihmalin kurbanı olmasın, başkaları olmasın diye ses yükseltmeleri, söz yükseltmeleri, kaybettikleri akranlarını da anmaları aynı zamanda. Biz de bir kez daha Zeren Ertaş'ı analım, başka gençlerin de canı yanmasın diyelim aynı zamanda. Takipçisi olacağız elbette bütün bu seslerin. Başka bir mevzuya bir geçelim sevgili izleyiciler. Fatih Camii'ndeki şu bıçaklı saldırı meselesi. Dün bu saatlerde de konuşuyorduk. İşte çünkü zanlı adliyeye sevk edilmişti, hatırlayacaksınız. Hem Fatih Camii'nin imamı hem de cemaatten bir kişiyi bıçaklayarak yaralamıştı Ömer Salgın. Sonra ifadesi, babasının ifadesi alınmıştı, hatırlayacaksınız. Tutuklandığı haberi de dün akşam saatlerine geldi. İfadesi de ortaya çıktı. Babasının dediğine benzer bir şeyi söylüyor. Diyor ki işte eşimle yaşadığım sorunlardan dolayı, eski eşimle yaşadığım sorunlardan dolayı bunalmıştım. Bana bunu yaptıran ardında herhangi bir kimseler, kurumlar vesaire yoktur diyor. Kimseden emir almadım diyor ifadesinde. Ömer Salgın, Fatih Camii'nde İmam Galip Usta ile Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Emniyette ifade vermeyen Salgın'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Daha önce ailesel problemler yaşadım diyen Salgın, son evliliğimde de sorunlar yaşadım, hayatta da yaptığım iyiliklerin karşılığını alamadım diye konuştu. Beş vakit namaz kılan biri olduğunu söyleyen Salgın, olayla ilgili de camide tekbir getirerek bağırmaya başladım, sonrasını hatırlamıyorum dedi. Çok bunaldığımdan ve okuduğum şeylerle cami vaazlarının tutarsızlığı nedeniyle öfkesini imama yansıttığını dile getiren Ömer Salgın, bu hareketimde beni herhangi bir kişi ya da kuruluş yönlendirmedi, anlık bir refleks olarak gelişmiştir ifadelerini kullandı. Salgın ifadesinde ayrıca ticaretle uğraştığını ve aylık 500 bin lira geliri olduğunu söyledi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ömer Salgın'ın camideki saldırıdan bir gün önce de Bursa'da eski eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla kimyageri darp ettiği ortaya çıkmıştı. Poliste kasten yaralama suçundan da kaydı bulunuyordu. Can Atalay ile ilgili, tip milletvekili Can Atalay ile ilgili verilmiş olan hak ihlali kararı bir kez daha Yargıtay tarafından biliyorsunuz ki uygulanmadı. Hukuki değeri yoktur denildi. Şimdi tabii ki ne olacak? Hep bunu ifade ediyoruz. Birazdan da belki üzerine de konuşuruz. İşte Numan Kurtulmuş kararı okutur mu? Başka bir şey yaşanır mı? Ve bu arada da CHP'nin bir tepkisi vardı biliyorsunuz. Hatta parti meclisinde adaylar konuşulacakken o gündemi bir kenara koyup sadece bununla ilgili bir yol haritası belirlemişlerdi. Bu yol haritası içerisinde de ayın 14'ünde Tandoğan'da bir adalet mitingi yapma kararı var. Ve bu miting içinde çalışmalar, hazırlıklar sürüyor. Hak, hukuk, adalet! CHP 14 Ocak Pazar günü sahip çıkıyoruz sloganı ile yargı krizine karşı Tandoğan Meydanı'nda miting gerçekleştirecek. Hak, hukuk, adalet! Mitinge partinin 81 ilinden üyelerinin katılımı bekleniyor. Sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve sendikaları da davet yapılıyor. Gelen ümidi kesmeyin. Hazırlanacak afişlerde adalet, demokrasi, eşitlik, özgürlük ilkelerinin vurgulanacağı görseller olacak. Diğer partilere de davet gidecek. İYİ Parti CHP'nin çağrısına karşılık mitinge katılmayacağını açıkladı. Cumhuriyet'e konuşan kurmaylar yaşanan yargı krizinin sadece Can Atalay üzerinden değerlendirilemeyeceğini söyledi. Ortada tüm insanların haklarını güvence altına alan anayasamız üzerinden bir devlet krizi var. Yarın başka hangi anayasa maddesine uyulmamasından kriz çıkacak bilemeyiz. Bu, her insanın hakkını güvencesiz bırakır ifadelerini kullandı. Akşam haberleri devam ediyor. KRT'desiniz. Bu kez Ekrem İmamoğlu Murat Kurum yarışındaki duruma bir bakalım. Şimdi evet, iki aday da sahalarda. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem Bey bir kez daha yeniden hem başkan olabilmek için. Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhur İttifakı da tekrar İstanbul'u yöneten taraf olabilmek için çabalayacaklar. Ama bu arada tabii
Ekrem Bey hep şunu ifade ediyordu ya, ben rakibimin kim olduğunu biliyorum. Erdoğan'ı kastederek bunu dile getiriyordu. Gerçekten de Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu zaman zaman hedef alırken özellikle onun İstanbul'a ilgilenmediğini ima ediyor ya da açıkça da söylüyor aynı zamanda. Yarı zamanlı belediye başkanı diyerek, biliyorsunuz, son verdiği demeçlerde yaptığı açıklamalarda da benzer bir ifade kullanmıştı. Peki Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB başkanlığı dönemiyle Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanlığı dönemine baktığınızda, mesela ikisinin belediye başkanı olarak yaptıkları, aldıkları izinlere, yaptıkları tatillere baktığınız zaman gün açısından vallahi bakıyorsunuz meğer Erdoğan Ekrem İmamoğlu'ndan 101 gün daha fazla izin yapmış. İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız. Geride bıraktığımız 5 senede şunu gördük. Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan sıklıkla bu sözlerle hedef alıyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu. Kasti kullandığı izinler ve şehir dışı gezileriyle. Gelinen noktada İmamoğlu da Erdoğan da benzer süreler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Ve karşılaştırıldığında Erdoğan'ın İmamoğlu'ndan 101 gün daha fazla izin yaptığı ortaya çıktı. İstanbul asla ihmale gelmeyen, sürekli ilgilenilmesi, sorunlarına çözüm üretilmesi gereken bir şehirdi. Geçen pazar günü AKP 30 büyükşehirde belediye başkan adaylarını açıkladı. AKP'nin İstanbul Belediye Başkan adayı Murat Kurum oldu. Aday toplantısı sırasında Erdoğan'ın bir diğer gündemi de İstanbul'du. Erdoğan İstanbul üzerinden İmamoğlu'nu hedef aldı. İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız. Geride bıraktığımız 5 senede şunu gördük. Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. 10 Haber 1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Recep Tayyip Erdoğan'la mevcut başkan Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıllık görev süreleri boyunca kullandıkları izinleri karşılaştırdı. Erdoğan göreve 27 Mart 1994'te başlamıştı. 6 Kasım 1998'de aldığı hapis cezası nedeniyle görevden alındı. Yani Erdoğan 4 yıl 7 ay 10 gün boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Bu süre zarfında toplam 302 gün izin yaptı. Bu mukaddes şehrin en başarılı belediye başkanı olacağıma söz verdim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise göreve seçimler tekrarlandığı için 27 Haziran 2019'da başladı ve halen devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geçirdiği süre 4 yıl 6 ay 13 gün oldu. Bu sürede İmamoğlu toplam 201 gün izin yaptı. Bu sözümü tutmaya devam edeceğim. İBB Başkanı İmamoğlu 201 günlük izin süresinin 12'si Covid-19 raporu, 19'u yurt dışı görev izni, 118'i yurt içi görev için kullandı. İmamoğlu'nun yalnızca 52 günlük yıllık izin yaptığı anlaşılıyor. Üzerimize düşen vazifenin sorumluluğunda farkındayız. Her iki belediye başkanı karşılaştırıldığında görev süresi neredeyse aynı olan iki liderden, Erdoğan'ın İmamoğlu'ndan 101 gün daha fazla izin yaptığı hesaplandı. Şimdi az evvel Can Atalay'la ilgili verilmiş olan karar, bu karara Yargıtay'ın uymaması, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına uymaması sonucunda CHP'nin bir Tandoğan'da miting, adalet mitingi yapacağını söylemiştik. Bunun için hazırlıklardan bahsetmiştik. Ama bu arada CHP'nin yol haritası içerisinde bir şey daha vardı. O gün bir çağrısı vardı. Olağanüstü toplantıya çağırmıştı meclisi. Hatırlarsınız, hatta sadece CHP değil, diğer bazı partilerin de, muhalefet kanadındaki partilerin de imzasının olduğu bir çağrıdan bahsediyoruz. Ama bu çağrıya bir sonuç alamadılar, bir sonuç bulamadılar, bir karşılık bulamadılar. Numan Kurtulmuş çünkü anayasaya ve iç düzeye aykırı olduğunu ifade etti bunun. Niye? Çünkü bu bir tatil dönemi değil meclis için. Zaten işte gelecek hafta açılacak, onun öncesinde olağanüstü toplantı olmaz. Olağanüstü toplantı öyle her an istenen bir şey olmamalıdır gibi bir ifadesi var aynı zamanda. Neyse, bakalım duruma. Şimdi diyor ki Numan Kurtulmuş, meclis başkanı, iki yargı organı arasında zaten böyle bir sorun yaşanıyor, bir
bir sürtüşme var. Bunun bir de meclis tarafı olmasın, bunu istemiyoruz demiş. Bu yüzden böyle bir genel kurula da bu yazıyı, yani bu kararı, Can Atalay'la ilgili kararı henüz bu nedenle gündeme getirmediğini ifade ediyor. Burası da önemli. Meselenin suhuletle çözülmesini, barış içinde, huzurla çözülmesini istediğini dile getiriyor. Ama bu arada tabii CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'la Kurtulmuş arasındaki o diyalogda neler var, ona bir bakalım. Gökhan Günaydın'ın sözleri de dikkat çekici. Numan Kurtulmuş'la arasındaki diyaloğa ilişkin. Şerafettin Can Atalay. İki yargı organı arasındaki bu sürtüşmenin bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafı olmaması için, biliyorsunuz, yazıyı şimdiye kadar genel kurula göndermedik. Bu meselenin suhuletle çözülmesi en doğru yol. Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay için verdiği hak ihlali kararını yine yok saydı. CHP Atalay için mecliste genel görüşme yapılmasını istedi. Ancak CHP'nin meclis olağanüstü toplansın çağrısı olumsuz yanıtlandı. Geçmiş örneklerdeki durum yaşanmasın diye bunu mecliste okutmadım ama burada meselenin bir şekilde halledilmesi lazım. Zaman içerisinde bunu bu uygulamayı ortaya koyarız. Mesele bir tutuklu milletvekili meselesi boyutunu aşmıştır. Türkiye'de herkesin kişi güvenliğinin ihlali ve anayasa yargısının ortadan kaldırılması, meclis iş tüzüğünün uygulanmasının fiilen ortadan kaldırılması sürecidir. Hem meclis başkanı Numan Kurtulmuş hem de siyasi parti grupları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde meclisteki basın mensuplarını ziyaret etti. Kurtulmuş, Atalay'la başlayan yargı krizinde meclisin hukuki tartışmanın tarafı olmayacağını söyledi. Şimdiye kadar Atalay kararını mecliste okutmadığını, tartışmanın da suhuletle çözülmesi gerektiğine işaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi hukuki bir tartışmanın tarafı değildir ve olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine hakimdir ve bu anlamda da gerekli adımları atar. Kurtulmuş, CHP'nin toplantı çağrısını 5 gün sonra reddetti. Meclisin tatil veya ara verme yönünde bir karar almadığını belirtti. Kurtulmuş gerekçe olarak anayasayı ve iç tüzü işaret ederken CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ise Kurtulmuş'la aralarında geçen konuşmayı anlattı. 8 Ocak saat 10.30'da döndü bana Numan Bey. Veya Gökhan Bey, işte meclis nasıl olsa 16 Ocak'ta toplanacak. Bu meclise olağanüstü toplantıya çağırma meselesini rutin bir şeye dönüştürmemek lazım. Meclisin eğer bu konuyu çözebileceğine inansam, binde bir inansam, zaten o meclisi ben çağıracağım dedi. Bu bir meclis başkanı açısından gerçekten talihsiz bir açıklama. Gökhan Günaydın Bey grup başkan vekili olarak beni aradı. Böyle bir talebi olduğunu ifade etti. Biz de gerekli cevabımızı yazılı olarak bildireceğimizi söyledik. Şimdi bu tür konular üzerinden meclis başkanlığının siyasi polemiğin içerisinde çekilmesine müsaade etmem. Meclis başkanına göre ivedi bir konu varsa meclis toplanmalı ama olağanüstü toplantıyı da sıradanlaştırmamak gerekiyor. CHP ise 2020 yılını hatırlatıyor. 9 Ocak günü 15'te toplantı çağrısı yapıyorum. O bana 9 Ocak günü saat 18.30'da yazılı yanıt vermeyi lütfediyor, sağ olsun. Meclisi olağanüstü toplantıya çağırmamak için bahane üretmek, iç tüzükte bulamadığı hükümlerin arkasına saklanmaya çalışmak meclis başkanına yakışmıyor. Olağanüstü toplantıyı sıradanlaştırmamak lazım. Adı üstünde olağanüstü toplantı. 2 Ocak 2020 günü Mustafa Şentop meclis başkanı iken, hukuki ve fiili durum birebir aynı iken Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantıya çağrılmıştır meclis başkanı tarafından ve o toplantı gerçekleştirilmiştir. Meclisin olağanüstü toplanması için dilekçe imza atan 8 siyasi parti meclis başkanından randevu talep etti. Yargı krizi tartışmasında Yargıtay'ın yanında saf tutan Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını savunan MHP'dense dikkat çeken bir mesaj geldi. Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, tüm gelişmiş demokrasilerde olduğu gibi hukuk güvenliğimiz için yargısal aktivizmi mecliste soğukkanlı bir şekilde tartışmalıyız dedi. Meclis başkanına dedik ki 10 Ocak günü mesainiz hangi saatte uygun ise efendim, bu 8 partinin temsilcileri olarak yanınıza gelmek ve Türkiye'nin bu çok önemli siyasi gündemini sizinle sözlü olarak müzakere etmek üzere randevuyu arz ve talep ediyoruz. Gökhan Bey ile arkadaşlar görüştüler, bir heyet olarak ziyaretime gelecek. Meclis başkanı olarak konumum gereği tarafsız bir meclis başkanı olarak meclisi yönetmeye gayret ediyorum. Arkadaşlarımızın fikirleri varsa görüşürüz, konuşuruz, bir daha gelirler, tartışırız.
Numan Bey'in de işi şu açıdan zor aslında. Erdoğan'ın en son yapmış olduğu açıklamada Can Atalay için açık açık terörist demiş olması. Can Atalay'ın adını vermedi ama kime işaret ettiğini zaten biliyoruz. İşte Gezi'den dolayı almış olduğu bu hükümden dolayı belli ki o Gezi ile ilgili özellikle Erdoğan'ın duruşu ya da fikrinin ne olduğunu biliyorsunuz. Onu nasıl okuduğu konusunda. Bir de yani Devlet Bahçeli'nin de söyledikleri ortada. Fethi Yıldız'ın da söyledikleri ortada. MHP açısından da. Ya iki tarafta bir şekilde aslında Can Atalay'ın kararı okunsa mecliste milletvekili düşürülse diye de bir yandan da bekliyor gibiler. Bakalım ne olacak ama buradan şunu anlayabilir miyiz mesela? Üçüncü kez bir başvuru oldu. Yine hak ihlali başvurusu. Onun da sonucunu bekleyecek mi Numan Kurtulmuş? Yoksa bu süre içerisinde baskı görür mü, görmez mi, ne olur? Ya da bir şekilde kendi inisiyatifiyle okutmama ihtimali var mıdır bu kararı? Bakalım takip edeceğiz. Şimdi devam edeceğimiz mevzu yine yerel seçime bir gidelim. Az evvel İmamoğlu kurum işte Erdoğan'ın İmamoğlu ile ilgili sözlerinden bahsettik. Şimdi sadece İstanbul'da değil elbette İzmir'de de ne olacağı önemli. İzmir için aslında hiçbir yer için ceketimi koysam alırım diyemeyiz. Çantada keklik diyemeyiz. Hiç kimse için de böyle bir durum yok. Şimdi İzmir'de evet CHP'li bir belediye var, Tunç Soyer var ama tekrar aday olacak mı? Olmama ihtimali yüksek gibi de görünüyor diyenler de var. Çünkü başka başka isimler de konuşuluyor. Mesela Buğra Gökçe ismi çok konuşuluyor. O da özellikle İBB'deki görevi daha önce İzmir'de yine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde almış olduğu görevde var. Onu da hatırlatmış olalım. Ama sadece o değil. Eski bazı milletvekilleri mesela Atilla Sertel'in de yaptığı bir başvuru vardı. Ya da adı geçen bazı isimler, başka isimler. Selin Sayıkböke, kendisinin çok aslında böyle bir isteği olmadığı, talebi olmadığı, zaten başvurusu yok. Ama kendisine böyle bir teklif gidebileceğine dair İzmir Büyükşehir Belediyesi için, başkan adaylığı için bu konuşuluyor. Ya da Selçuk Belediye Başkanı, yine bir hanımefendinin olma ihtimali var gibi de görünüyor. Bakalım İzmir açısından konuşulan isimler kimlerdir, kimler olası, kuvvet ile muhtemel ne konuşuluyor bakalım. Türkiye'nin en önemli büyük şehirlerinden biri İzmir, CHP'nin yerel yönetimde kalesi olarak biliniyor. Yaklaşan yerel seçim öncesi çok sayıda isim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talip oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir dönem daha İzmir'in yönetiminin başında olmak istiyor. Ancak Soyer'in yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği şu an için muamma. Partinin yaptırdığı anketlerde seçmenin Soyer'le ilgili memnuniyetinin düşük çıktığı öne sürülüyor. İşin önce vaat ettiklerimizin büyük ölçüde anlamış olsak da %20 civarında yapamadıklarımız var. Önce onları tamamlamak isterim. Soyer'in kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi ve İzmir delegasyonunun tutumunu etkilemeye çalışması yeni yönetimce gözden çıkarıldığı yorumlarına neden oldu. Soyer'in aynı zamanda partinin eski İzmir il başkanı olan parti sözcüsü Deniz Yücel'le de arasının iyi olmadığı belirtiliyor. Basıldığın çok değerli temsilcileri. Sadece Tunç Soyer değil, eski İzmir milletvekilleri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını koydu. O isimler arasında Musa Çam, Atilla Sertel, Taceddin Bayır da var. Ancak bu isimlerin şansının düşük olduğu değerlendiriliyor. Evet, teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşı Buğra Gökçe de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan bir diğer isim. İmamoğlu'nun desteğini de arkasına aldığı ifade ediliyor. Ancak Gökçe'nin İzmir kökenli bir isim olmaması parti içinde tartışma konusu. Ben size çok çalışmayı vaat ediyorum. Ben size emek vaat ediyorum ve ter vaat ediyorum. Alnımın terini vaat ediyorum. Bravo. Parti anketlerinde adı en çok duyulan isimse Selçuk Belediye Başkanı Filiz Sengel. Örgütün desteğini arkasına aldığı kadın aday olmasının da şansını arttırdığı öne sürülüyor. Sengel 2019 seçimlerinde dönemin il başkanı Deniz Yücel'le birlikte çalışmıştı. Bu 5 hakim için görevden el çektirmek. Filiz Sengel gibi Selin Sayıkböke de adaylık başvurusu yapmadığı halde adı geçen isimlerden biri. İki dönem mecliste İzmir milletvekilliği yapan Böke'nin belediye başkan adaylığına sıcak bakmadığı ileri sürülüyor. Ama ismi hala kulislerde konuşuluyor. 68 kuşağından gelen eski İzmir İl Başkanı, deneyimli siyasetçi Alaaddin Yüksel'in yaş faktörüne takıldığı belirtiliyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un da adı parti kulislerinde sık sık dile getiriliyor. Tabii herkes yerel seçimdeki adaylıkları merak ediyor. O iş
kendi mecrası içinde ilerliyor. İlave bir olumsuzluk falan yok. İzmir'de bu seçimin CHP açısından daha zor geçeceği değerlendirmesi yapılıyor. Bunun başlıca sebebi İyi Parti'nin iddialı bir ismi olan Ümit Özlale'yi aday göstermesi. Özlale İzmir'de seçim çalışmalarına çoktan başladı. AKP kanadından da Özlale'nin adaylığı avantaj olarak yorumlanıyor. İktidarın İzmir için düşündüğü isimler arasında Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'in adı geçiyor. İbri ise şimdilik Hamza Dağ'a dönmüş durumda. Peki bakalım DEM Parti cephesinde durumlar nasıl? Oradan bir ön seçim haberi ileteceğiz sizlere sevgili izleyiciler. Biraz tabandaki eleştiriler dikkate alınmış gibi görünüyor. Zaten seçim sonrasında işte halk buluşmaları vesaire yapıldı. Orada da hem genel seçimdeki sonuca ilişkin, o süreçte izlenen politikaya ilişkin de eleştiriler, ne varsa yorumlar alınmıştı toplumdan. Şimdi bunun sonucunda bir ön seçim kararı da alınmış durumda. Ve 100 bin DEM Parti delegesi de 13-14 Ocak tarihinde 90 seçim bölgesinde ön seçim için sandığa gidecekler. DEM Parti eş genel başkanları bu arada yarın Özgür Özel'i de bir iadeyi ziyarette bulunacaklar. Tabi burada bir işbirliği ihtimali konuşulur mu? Yerel seçime dair nedir ne değildir, orası da bir soru işareti olarak kalmakta devam ediyor şimdilik. DEM Parti genel seçimlerde düşen o yorumun ardından yüzünü tabana döndü. Yerel seçimlere giderken belediye başkan adaylarının ön seçimde belirlenmesi kararlaştırıldı. İrademizin tamamı yerel yönetimlerde mutlaka yansımasını istiyoruz. Hafta sonu 100 bin DEM Parti delegesi sandık başına giderek adaylarını belirleyecek. DEM Parti 13-14 Ocak'ta Diyarbakır, Mardin ve Van'ın da aralarında bulunduğu 90 seçim bölgesinde sandık kuracak. Ön seçimde 4000'e yakın aday adayı yarışacak. Her sandıkta bir sandık başkanı, iki de sandık görevlisi bulunacak. Seçim sürecine ilişkin tüm itirazlar İl Seçim Komisyonu'na iletilecek. Türkiye'nin gündemi İstanbul seçimleri. DEM Parti'nin İstanbul'da izleyeceği strateji seçim sonuçları açısından önemli. Partilerde ortak zemin arayışı devam ederken DEM Parti eş genel başkanları Perşembe günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iadeyi ziyarette bulunacak. Ziyarette DEM Parti'nin son günlerde CHP'ye yönelttiği eleştiriler ve İstanbul seçiminin gündeme gelmesi bekleniyor. DEM Parti uzlaşıya kapıların açık olduğunu söylemişti. İktidarın İstanbul'da yaptığı Filistin yürüyüşü mitingi günlerce tartışıldı. DEM Parti de İstanbul'da Filistin'le dayanışma için miting yapma kararı aldı. Miting 14 Ocak Pazar günü İstanbul Esenyurt Meydanı'nda yapılacak. Tam da böyle seçim öncesinde tabii zaman zaman diyoruz ya, toplumda sinirler mi geriliyor, ne oluyor vesaire, ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de bir tansiyonun yükseldiğine dair haber var. Haberin adresi Elazığ sevgili izleyiciler. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'yla ekibinin seçim koordinasyon merkezinde o toplantıda AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'ya saldırdığı iddiası var. Bu konuşuluyor. Yerelde de özellikle çok konuşulan bir mevzu. Belediye başkanıyla millet vekilinin yumruklaştığı iddiası var. Yerel seçimler yaklaştı. Adayların netleştiği illerde seçim çalışmaları başladı. Seçim çalışmalarının gerginliği iddiaya göre Elazığ'da iki AK Parti'nin yumruklaşmasına kadar gitti. AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'ndaki toplantıda Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'ya saldırdığı öne sürüldü. Buranın koordinasyonuyla beraber Elazığ Online'ın haberine göre seçim koordinasyon merkezi toplantısında milletvekili Nazırlı görüş ve önerilerini sundu. Ortak bir yol haritası olacağını söyledi. Şahin Şerifoğulları mevcut belediye başkanımızla yola devam ediyoruz. Bu sözler üzerine yeniden aday gösterilen Şahin'in su şişesi fırlattığı, milletvekiline sen kimsin ki yol haritası belirleyeceksin diye çıkıştığı iddia edildi. Hatta hızını alamayan Şerif oğullarının vekil Nazırlı'ya saldırdığı öne sürüldü. Bu aziz şehrin yiğit başkanı yapmaya hazır ben Nazır. Habere göre Şerifoğulları'nın ekibinin salona girmesiyle ortalık iyiden iyiye karıştı. Olaya müdahale eden polis giriş çıkışları yasakladı. Parti binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Mahmut Rıdvan Nazırlı'nın olaylı toplantı öncesi sosyal medya hesabından Şahin Başkan'ı yeniden seçtireceğiz paylaşımı yaptığı öğrenildi. Ağustos ayından beri haklarındaki soruşturma tutuklanmaları haliyle çok konuşuluyor. Bir de sosyal medya tabii ünlülerinden oldukları için, fenomenlerden oldukları için Engin Polat, Dilan Polat çiftinden bahsediyoruz. Komşularıyla da birbirine girdikleri bir görüntü vardı biliyorsunuz. Gündeme gelmişti bu süre içerisinde. Onunla ilgili de savcılık kararını verdi. Engin ve Dilan Polat hakkında tehdit ve yaralama gibi çeşitli suçlardan iddianame düzenlenecek. Engin Bey, bir açıklamanız olacak mı? İyi akşamlar. Polat çifti tutuklanmadan önce komşularıyla kavga etmiş, olay savcılığa taşınmıştı. Savcılık yaralama ve birden fazla kişiyle tehdit gibi suçlardan dava açılacağını bildirdi. Görüyorum her köşe başında taklidimi. Utanmadan bir de soruyor, benziyor zimi. Hadi canım hadi. Dilan Engin Polat çifti aralarında kara para aklama, vergi kaçırma gibi 4 ayrı suçtan 5 Kasım'da tutuklandılar. Çiftin tutuklanmadan önce komşularıyla birbirine girdiği, Engin Polat'ın doğum günü için düzenlenen partide park yeri yüzünden adliyelik olduğu, Dilan Polat'ın komşusunun evini bastığı, Sıla Doğan'ın da komşusunu darp ettiği iddia ediliyordu. Savcılık bu hususlarda takipsizlik kararı verdi. Ya alo Engin. Efendim aşkım. Ya bana şarkın. Olur aşkım. Ancak Sabah'ın haberine göre savcılık Dilan Polat hakkında birden fazla kişiyle tehdit, hakaret ve yaralama suçlarından, Engin Polat hakkında ise birden fazla kişiyle tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal ve yaralama suçundan ayrıca iddianame düzenleneceğini açıkladı. Abi de siz kralda, siz paşada, siz aynen bir gün döner devre. Efendim, memleketin ekonomisinden bahsederken özellikle üretim ekonomisinin ne hale geldiğini de konuşur olduk. Bunu hani üretim derken ilk akla gelen tarım oluyor elbette. Ama işte çiftçi, üretici özellikle üretmekten niye vazgeçiyor? Destek de yetmiyor. Mevzu bu. Ama bazen öyle bir şey ki yetmiyor dediğiniz o destekler de geri alınabiliyor. Diyarbakır, Urfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak. Sulama için çiftçiye verilen %50 elektrik desteği söz konusuydu. Yeni yıl itibariyle bu destek sona erdi. Çiftçiler, üreticiler susuz kalmış durumda. Kuru tarım alanlarında bir dönümde buğdaydan 270 kilogram ürün alırken sulu tarımda 850 kiloya kadar bölgesel olarak bu verimlilik değişebiliyor. Tarımın olmazsa olmazı su. Özellikle yağışın az olduğu bölgelerde yeterli sulama verimliliği de arttırıyor, kazancı da. Fakat çiftçiye bedeli ağır. İşte bu nedenle bakanlık 2018'de 6 ilde tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketim ücretinin yarısını ödeme kararı almıştı. 5 yıl geçti. Uygulama 2024 itibarıyla sona erdi. 3 kat 4 kat atıyor gübre fiyatları, ilaç fiyatları. Aynı şekilde devletin vermesi gereken destek sulamayla alakalı. O da sulama birliğiyle bu halkın elinden alınmaktadır. Çıkartılan meblalar oldukça yüksek, ödeme şansımız da yok. AKP 2011'de açıklamıştı. 8,5 milyon hektar sulanabilir araziye ulaşılacaktı. Hedef tutmadı. 2 milyon hektara yakın arazi susuz kaldı. Şimdi de Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta sulama destekleri geri alındı. Destekler olmadan çiftçinin üretimi sürdürebilirliği olası değil. Özellikle Güneydoğu bölgesinde, yani Kap bölgesinde mercimeğe, buğdayı, benzer ürünleri verimli olarak yetiştiren çiftçilere sağlanan desteğin ortadan kaldırılmış olması onların üretim kayıplarını beraberinde getirecektir. CHP'li Ömer Fethi Gürer'e göre destekler mutlak suretle devam etmeli. Aksi halde tarımda kayıplar kaçınılmaz olacak. Modern sulama, yağmurlama sistemi gibi geçişlerde de çiftçiye kolaylaştırıcı destekler mutlak suretle verilmeli. Sulama suyuyla oluşan elektrik borçları çiftçinin üretimden uzaklaşmasının önünü kesmemeli. Hatırlıyor musunuz, öğrencilere vergisiz cep telefonu olacak, işte destek olacak, bilgisayar da aynı şekilde diye böyle bir müjde açıklanmıştı. Ama sonra bir not daha düşüldü. O böyle daha düşük bir sesle söylenmişti. 9500 lirayı aşmayan cihazlar için bunlar olacak diye. Tamam, yani ne kadar bulunabilir, öğrencilerin gerçekten işini gören, ne kadar böyle 9500'ü aşmayan bir telefon bulunabilir, orasını bir kenara tutalım. Hadi bir kenara koyalım. Hadi diyelim ki buldunuz. Ama bu kez de
başka engellerle, ya bu kadar da olmaz diyeceğiniz engellerle karşılaşabiliyorsunuz. Onlardan biri. Mesela faturaya yansıtılmış olan 21 kuruşluk bir poşet fiyatı ve bu yüzden vergi iadesi yapılmamış genç bir arkadaşımız. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi. Gençlere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar, toplam 5500 lira teknoloji desteği iki cihaz için kullanılacaktı. Piyasa fiyatları da 9500 lirayı aşmama şartı getirilmişti. Destek beklentiyi karşılamadığı gibi bir de mağdur oldu öğrenciler. Söz verildiği gibi vergi iadesi talep ettiler ama geri ödemeyi alamadılar. Bu ödemenin yapılmayacağına ilişkin tüketiciye bir mesaj gelmiş. Bursa'da yaşayan Mehmet Ergun, torunu Zeynep'e bu düzenlemeden yararlanarak bir telefon hediye etmek istedi. 9500 lirayı aşmadan bir cep telefonu aldı. İnternet üzerinden vergi iadesi başvurusunda bulundu ama reddedildi. Sebebi ise alışveriş esnasında faturasına yansıtılan 21 kuruşluk bir poşet. Bugün bize başvuran bir tüketicimiz de kendi çocuğuna bir cep telefonu satın almış ama cep telefonu küçük olmasına rağmen bir poşet üzerinden içinden sunmuşlar. Faturaya da 21 kuruş olarak geçtiği için bu ödemenin yapılmayacağına ilişkin tüketiciye bir mesaj gelmiş. 21 kuruşluk poşet nedeniyle talebi reddedilince 4500 liralık vergi iadesini alamadı Mehmet Ergun. 9500 liranın tamamını ödemek zorunda kaldı. Öğrencileri mağdur eder, tüketici velisi de haklı olarak bu durumu nasıl çözerim diye başvuruda bulundu. Bunu da doğrusunu yine bu ödemeyi yapan yetkililere bir çağrıda bulunarak en azından bu 25 kuruş poşet nedeniyle bu öğrencilerimizin mağdur olmaması için bu sorunun çözümünü istiyoruz. Aile mağduriyetlerinin giderilmesi için tüketici derneğine başvurdu ama bu yapılan bir tüketici işlemi olmadığı için tüketici derneği de sorunu çözemedi. Verilerin birçoğu CİMER üzerinden şikayetlerini yapmışlar. Yalnızca örgün eğitim gören üniversite öğrencisi faydalanabilecekti cihaz desteğinden. Üniversiteyi açık öğretim okuyan öğrenciye vergisiz telefon ve bilgisayar yok. Hep bir engeli aşma çabası. Her şeyde bir engelle karşılaşıyorsunuz. Yapılan bir parçalık bir iyilik gibi görünüyor ama bir de onu da nasıl alıyorsunuz? İşte 21 kuruş yüzünden o desteği de alamıyorsunuz. Öyle bir sıkıntı. Başta iki depremzede kardeşimizin başına gelenlerden bahsetmiştik ya sevgili izleyiciler. Alanya'da kaldıkları yurttan eşcinsel yaftası yapıştırılarak, eşcinselsiniz denilerek, böyle bu şekilde bir de suçlanarak onların yurttan kovulmaya çalışıldıklarını, ailenin çabasını iletmiştik sizlere. Depremzedeler çünkü bir travma yaşamışlar ve birlikte olmadan uyuyamıyorlar, birlikte yan yana yatmadan uyuyamıyorlar. Böyle bir sıkıntı. 4,5 saat o enkazın altında kalmış bir çocuktan, bir gençten bahsediyoruz. Ve onlar gibi benzer travmayı yaşayan kimileri, niceleri aynı zamanda depremzede çocuklar, kimileri ailelerine teslim edilebildiği, kimileri aile ve yine Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın koruma altına aldıkları ve aynı zamanda bu çocukların güvenliği ve gelecekleri konusunda da bir tartışma olmuştu o dönemlerde, hatırlayacaksınız. Başkalarına mı veriliyor, ne oluyor diye bazı iddialar da söz konusuydu. Bakanlık bununla ilgili son verileri açıklamış. O verilere baktığımızda görüyoruz ki bir yılda koruma altındaki 16 çocuk hayatını kaybetmiş. Bu bağlamda bakanlığımızla irtibat kuran 1912 çocuğumuz oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 6 Şubat depremleri sonrası 1912 çocuğu koruma altına aldı. Bu çocuklardan 1874'ü ailelerine teslim edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, Kahramanmaraş Merkezi büyük depremlerin ardından koruma altına alınan çocukların durumunu paylaştı. Kara, koruma altına alınan 1912 çocuktan 1874'ünün aradan geçen bir yılda ailelerine teslim edildiğini söyledi. Çocuklardan 16'sı hastanede vefat ederken 6 çocuk koruyucu aileye verildi. 15'i de bakanlık kuruluşlarında bakım ve korumaya alındı. Koruma altındaki tüm çocuklarımız ya da bakım altındaki tüm çocuklarımız
uygulanan psikososyal destek süreçleri aynı şekilde onlar için de geçerliydi. Ama ilaveten özellikle de afet durumlarında travmaya sonrası stres bozukluğu yaşayan çocuklarımız için de özel çalışmalar gerçekleştirdik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Kara, ailelerine ulaşılamayan kimliksiz çocuklarla ilgili verileri de aktardı. Kara, bilimsel eşleşmelerle çocukların ailelere verildiğini belirtti. Bakanlığın travma sonrası stres bozukluğu yaşayan 4000 çocuk için de özel bir çalışma sürdürdüğünü dile getirdi. Bu manada asla üçüncü kişilere çocuk teslimi gerçekleştirmedik. Muhakkak bilimsel kanıtları olan bilimsel eşleşmelerle bu çocukları aileleriyle birleştirdik. Bize de bugün pek çoğunuz böyle mesajlar ilettiniz. Çalışan gazeteciler gününüz kutlu olsun diye. Evet, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'dür. Aslında amacı da şudur. Yani her şartta, durum ne olursa olsun, her tür zorlukta işlerinin yapması engellense bile çalışmaya devam eden, işinin peşinde olan, haberin peşinde olmaya devam eden, derdi meramı aktarmaya çalışan, topluma ses vermeye çalışan gazetecilerdir. Aslında oradaki çalışan gazetecilerden kasıt. Bir kez daha evet kutlayalım ve bunu yapmaya çalışan bir kurumsal olarak değil, bir kurum içerisinde değil belki ama bir şekilde o mesleği icra etmek için çabalayan tüm meslektaşlarımıza da hem selamlarımızı iletelim hem de güç kuvvet dileyelim. Elbette güç kuvvet dilemek lazım bizim memlekette gazetecilere. Neden? Tablo çünkü fena sevgili izleyiciler. 2023'te tam 43 gazeteci cezaevine girdi. 14'ü hala tutuklu bulunuyor. Her 4 gazeteciden 3'ü de mesleğini özgür bir şekilde olması gerektiği gibi icra edemediğinden yakınıyor. Gazeteci sonuç itibariyle gazetecilik yapıyor. Bundan 61 yıl önce gazetecilik yapanları onurlandırmak için yürürlüğe girmişti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Mesleği icra edenlere göre artık kutlanacak bir gün değil. Sansür, yasaklama ve baskılar nedeniyle Türkiye dünyada 180 ülke arasında 165. sıraya düştü basın özgürlüğü alanında. 2022'nin son aylarında yürürlüğe giren sansür yasası olarak bilinen dezenformasyon yasasından en büyük zararı gazeteciler gördü. 2023'te 43 gazetecinin yolu cezaevinden geçti. 14 gazeteci hala cezaevinde. Benim bir cinayet hükümlüsünden, bir tecavüz hükümlüsünden, bir uyuşturucu satıcısından, bir dolandırıcıdan daha tehlikeli olduğumu mu düşünüyorlar? Sadece gözaltı ve tutuklamalar değil, silahlı saldırı, darp, tehdit, engellemeler hepsi bir yılda yaşandı. El kol hareketi yapma bana. Türkiye'de gazeteciler Anadolu'nun dört bir yanında yaptıkları haberler nedeniyle saldırıya uğradı, dövüldü, tehdit edildi. Yine gazetecilerin Türkiye'de protestoları, basın açıklamalarını izlemesi engellendi. İzlerken gazeteciler gözaltına alındılar ya da polis müdahalesiyle görevlerini yapmaları engellendi. Haberler baskıyla engellenmeye çalışıldı. Mahkeme kararlarıyla erişim engelleri getirildi. Bir televizyon programında güncel bir konuya ilişkin yapmış olduğum yorumlar nedeniyle terör örgütü propagandası yapma, suç ve suçluyu övme suçlamasıyla ben karşı karşıyayım. Ve televizyon kanallarına verilen cezalar. RTÜK özellikle iktidara yakın olmayan kanallara tam 59 kez ceza kesti. Toplam bedel 67 milyon 850 bin lira. RTÜK iktidarın sopası olma rolünü 2023'te de oynadı. 59 kez ceza verdi, kanallar karartıldı, milyonlarca maddi para cezası kesildi toplam 6 kanala. Çalışma koşullarında da tablo benzer. Gazetecilerin %65'i günde 9-12 saat arasında mesai yapıyor. Yarısından fazlası asgari ücretli ya da o civarda. Her 4 gazeteciden 3'ü özgürce mesleğini yapamadığı görüşünde. Yaklaşan yerel seçimlerde iktidarın yine hedefinde gazeteciler olacak. Aynı geçen yıl seçim döneminde ve deprem sonrasında olduğu gibi basını susturmaya, sindirmeye çalışacaklar. Ama biz halkın haber alma hakkı için mücadele veren gazetecilerin, basın kuruluşlarının yanında yer almaya devam edeceğiz. Yalnız değilsin Tolga. Evet, Tolga yanındayız. Tolga yalnız değilsin. Yalnız değilsin.
Bizde böyledir. Bütün özel günlerde biz o kutlamayı yarım yamalak yapabiliriz. Çünkü içinde bulunduğumuz durum işte ortada, tablonun ne olduğunu ilettik sizlere. Bir haber içerisinde iletmeye çalıştık. Varın kutlayın yani. Nasıl kutlayacaksınız? Haydi havaların durumuna bir bakalım sevgili izleyiciler. İstanbul için zaten bir kar yağışı uyarısı geliyordu. Yüksek kesimlerde kar yağışı var. 10 derece birden düşmüş olan hava sıcaklığını düşünecek olursanız önümüzdeki günler içinde teyakkuzda olmakta fayda var. Ama 9 il içinde bir kez daha kuvvetli yağış uyarısı yapılıyor ve memleketin genelindeki şu kar, kış, yağış, sağanak durumunun ne olduğunu da bir özetledik. Haberde iletelim. Kış kendini hissettirdi. Beklenen kar İstanbul'a geldi. İstanbul'da Beylikdüzü, Sultan Gazi ve Çatalca'da yılın ilk karı böyle kaydedildi. Hava sıcaklığı 10 derece birden düştü. Ancak kış kendini asıl Trakya'da hissettirdi. Çanakkale'nin yüksek kesimleri ise beyaza büründü. Yoğun kar yağışı nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapandı. Geçmiş yılları aratsa da kar yağışı doğuda özellikle Kars, Ardahan, Şırnak ve Bitlis'te etkili. Erzurum'da ise yeterli kar olmadığı için milli kayak sporcuları antrenmanlarını Hakkari Yüksekova'da sürdürüyor. Meteoroloji salı günü için uyarıyordu. Tahmin edildiği gibi de oldu. Sıcaklıklar düştü, güneş yerini yağışa bıraktı. İstanbul'da kar yağışı kısıtlıydı. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur vardı. Şiddetli yağış nedeniyle Balıkesir'in Burhaniye ve Ayvalık ilçeleri de suya gömüldü. Antalya'da ise şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Yollar ve seralar suyla doldu. Soğuk hava hafta boyunca etkili olacak. Çarşamba günü yağışsız il yok. Karadeniz ve Akdeniz'de yağmur, Marmara'da iç kesimlerde ve doğuda karla karışık yağmur var. Meteoroloji 9 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Çanakkale, Balıkesir, Antalya, Bolu, Düzce, Rize, Artvin, Kilis, Antep ve Urfa'da ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, su baskını, buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı tedbir alınmasını istedi. Efendim Kosova polisi Türkiye'nin uluslararası polis teşkilatı olan Interpol tarafından aradığı iki kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Ayrıntısına bir bakalım. Kosova polisi kaçakçıları aktif olarak arama birimi tarafından iki ayrı operasyon yapıldığını duyurdu. Operasyon kapsamında Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı iki Türk vatandaşının da yakalandığını açıkladı. Gözaltına alınanlardan biri uyuşturucu kaçakçılığından aranan 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1960 doğumlu Türk vatandaşı MK. Diğeri de soygun suçundan aranan ve 10 ay hapis cezası bulunan 83 doğumlu yine Türk vatandaşı İK. Yapılan açıklamaya göre yakalanan iki kişi için 48 saatlik gözaltı süresi verildi. Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından bu kişilerin Türkiye'ye iade edilmeleri bekleniyor. Kosova polisi geçen yılın Eylül, Ekim ve Aralık aylarında Türkiye'nin Interpol aracılığıyla aradığı üç kişiyi daha gözaltına almıştı. Several suspects were seen being placed into Kosovo police. Efendim akşam haberlerinde son haberimizde böylelikle noktalıyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim bizimle olduğunuz için. Umarız iyi haberler iletmek de nasip olur bundan sonrası için. Haber yolculuğumuz asıl meseleyle devam ediyor saat başında. Ardından saat 19'da da sosyal medya gündeminde neyi konuştuysanız hepsi takipçide olacak. 19'da buluşalım. Hoşçakalın.